bakalım sırada kim var? Şimdi Murat geliyor 115 aday numarasıyla. Kayahan'ın Hicaz makamındaki bir şarkısıyla. Sabahlar uzak, bu sevda tuzak bana. Çok zaman geçti, vaktim yok yarınlara. Tebrikler Murat. Çok sağ ol, teşekkür ederim. O kadar mutlu oluyorum ki böyle sizler alkışlayınca, izleyicilerimiz alkışlayınca. Ama çok büyük bir alkış Kayahan'a gidiyor, Kayahan'a. Geçen sene Kayahan programımıza gelecekti ama bir rahatsızlık geçirdi. Ama bu sezonda sevgili Kayahan'ı, büyük usta Kayahan'ı bir Kayahan gecesi yapmak üzere, değil mi? Davet ediyoruz. Kayahan şarkıları söylensin sadece o akşam. Bir büyük alkış daha gönderelim Kayahan'a. Metin abici. Evet. Arkadaşlarımızı elediğimiz toplantımızda Murat okuduğunda Bülent Hanımefendi dedi ki bu çocuk kalsın. Yani bizimle kalsın. Şimdi çok teşekkür ediyorum size. Analar neler doğuruyor be? Elinize öperim hocam. Çok sağ ol. Yavrum iftar ediyorum. Çok teşekkür ederim. Mükemmel bir yorumdu. Şiirin de harikaydı. Deklamasyonların falan da fevkaladeydi. Büyük coşkuyla okudun. Ben de 10-10 veriyorum. 10-10 geldi. Çok sağ ol hocam. Çok teşekkür ederim. Metin Akpınar'dan ve çok güzel şeyler söyledi. Analar neler doğuruyor dedi. Ne kadar güzel okudun dedi. Ben de mutlu oluyorum bunları duydukça. İnanın yarışmacılar adına. Buyurun Gülben Hanım. Murat'cığım. Büyüledin de bir herkesi gördün. Seyirci yerinde duramadı izleyici. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yeminize yerinize sağ olun. Ayağa kalktılar. Ne kadar güzel, ne kadar gururlandım senin adına. Bugün kuliste seni bebeğinle gördüm. Ben de kucağıma aldım. Allah bağışlasın. 6 aylık bir bebeğinin bu gece sana verdiği olağanüstü bir ilham vardı herhalde üzerinde ama... Oradan kalktı, babasını destekliyor. Ay ne güzel, ne güzel. Allah bağışlasın. Bak minicik, bak. Gelsenize böyle. Gelin isterseniz. O ışık vurmasın ona çok. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Evet. Olağanüstü yorumladın. Eminim Kayahan da ekran başındaysa ne kadar etkilenmiştir. Çünkü bu şarkı o kadar zor bir şarkı ki. Öyle hak ediyor ki bu yorumu. Altından kalktın. İşte hep burada konuştuğumuz. İşte popüler şarkılar. İbrahim Tatlıses'in okuduğu şarkı. Eyvah. Altından nasıl kalkılacak dediğimiz söylemlerin hepsini sen çürüttün ve de doğruladın. İşte altından kalktın, işte çok güzel yorumladın. Bunu Ebru Gündeş de çok güzel teşekkür yorumlamıştı. Ederim. Sen üstüne çıktın, çok başarılıydın. Çok teşekkür ederim. Ama şiiri okurken ister istemez Bülent Ersoy'a bir bakış attım. Öyle anlamlı baktı ki bana. O da bir aman efendim kim gelmiş? Allah Allah hoş gelmiş. Allah bağışlasın. Efendim, özür dilerim. Kelimenizin arasına girdim. Emin olun ki şu an anne ve babam çok memnun olmuşlardır. Sizlere teşekkür ediyorum. 2,5 aydan beri torunlarını görmüyorlardı. Şu an görüyorlar. Onlar da 10 vermiştir eminim. Oh ne güzel. Teşekkür ederim. Duru efendim. Efendim? Duru. Duru. Evet. Ne güzel de bir ismi var. Duru'ymuş. Duru bebek. Harika maşallah. Allah bağışlasın. Gülben Hanım çok güzel şeyler söylediniz. Teşekkür ederim. Tabii ki 10 ve 10. Tahmin edebiliyorum. 10 ve 10 geldi Gülben Ergen'den de. Armağancık. Şu ana kadar, ya bu gece bence teknik olarak bu gecenin en iyi yorumuydu. Çok başarılıydı. Çok teşekkür ederim. Şarkının sözlerinde zaman zaman ciddi sorunlar yaşandı. Şiir kısmında da çok ciddi sorunlar yaşandı. Artistik olarak şiir kısmı çok güzeldi. Evet. Ama sözleri biraz karıştırdı. Hatta bayağı karıştırdı. Ama mesela iyi topladı. Evet. Hani Allah için. Ama sözünüzü sözler gitti. Şöyle oldu efendim. Gece 3-5 nöbetlerine dikmezdin evet, beni. Evet. Müzik hayatım boyunca ilk defa başıma bir şey geldi bu gece. Belki de ailem burada olduğu için heyecandandır.
Ben zannederdim ki yani böyle bir şey olamaz falan diye düşünürdüm. Zannederdim bugün... kine değil. Evet. Düzelteceğim efendim. Düzelteceğim. Evet. Biraz yöremizin vermiş olduğu şiveden kaynaklanıyor. Gerçekten boğazım kurudu. Yani tüpnük dediğimiz, özür dilerim, o şeyi yutamadım. Yani nerede sesim kısılacak tereddütüyle şiirde birazcık kerizlik oldu, özür diliyorum. Öyle kibar gidip en sonunda bir kerizlik oldu dedi ya. Çok güzel. Ama iyi topladı. Hani ben orada eyvah dedim, sözler karıştı, şimdi şiir gidecek. Ama gitmedi. O da bence iyi bir şey. Ayrıca şiiri okuması artistik olarak da çok başarılıydı. Teknik olarak 10, artistik olarak da 10 veriyorum. Bravo! Çok sağ ol. 10 geldi. 10 geldi. Çok mutlu oldum efendim. Teşekkür ederim. Buyurun Bülent Hanım. İşte sahne artistliği bu. Size söylemiştim şiiri okurken usul usul başlayın ve sonunda ciğeriniz parçalanırcasına feryat edin. Feryat edin o insanların gözlerine bakarak, hem gözlerinin içine hem ruhlarına hem kulaklarına hitap edin demiştim. Sayenizde olur. Estağfurullah ve siz çok güzel uyguladınız o size öğrettiklerimi. İftihar ediyorum. 10 ve 10. 10 da Bülent Ersoy'dan geldi. Çok sağ ol. Sevgili izleyiciler, bunlar aynı zamanda paha biçilmez dersler. Bunlar çok uzun yılların tecrübesi. Süzüle süzüle gelmiş çok büyük dersler. Eminim ekran başındaki insanlar da bu işe heveslerde yararlanıyorlardır. Paylaştığınız için teşekkür ediyoruz Bülent Hanım. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Efendim, huzurlarınızda tekrardan değerli jürime hem teşekkür etmek istiyorum. Bülent Hocam sağ olsun erinmeyip kalkıp gelip bizimle ilgileniyor. Bize destek olmaya çalışıyor, bir evladıymışız gibi. Ellerinden öpüyorum. Bir alkışta ben sizlerden rica ediyorum. Böyle bir güzellikte bulunduğu için. Efendim, buradan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Doktor Asım Güzel Beyefendi'ye, Gaziantep'li hemşerilerime çok selam gönderiyorum. Aynı zamanda beni destekleyen Bursa Nilüfer Spor Başkanımız Nevzat Tuna Beyefendi'ye ve menajerimiz Ömer Bedi Beyefendi'ye, sanatçı Aslı Zen Hanımefendi'ye, akrabalarıma buradan çok selam gönderiyorum. Gümüşhane, Şiran, Zonguldak, Kahramanmaraş, Mersin, Aydın, Alanya, Van, Adana ve tüm Türkiye'ye. Bir şeyi unuttuk. Aslında başında lazımdı bu. Sonradan aklımıza geldi. İkinin heyecanı mağdur görün efendim. Tüm Müslüman aleminin geçmiş Ramazan ayını kutluyorum. Efendim, herkesin tuttuğu oruç kabul olsun. Gelecek olan bayramımızın da hayırlara vesile olmasını, herkesin bayramını kutluyorum. Rabbim herkese bu yılları tekrardan nasip etsin. Herkesin sofrasına Halil İbrahim bereketi versin. Evet. Aday numaram 115-3450'ye gönderirseniz sıkranlarımı sunarım efendim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkürler Murat. Ağzına sağlık. 115 Murat'ın aday numarası. Sevgili izleyiciler, görüyorsunuz artık yarışmacılarımız açıldılar. Daha çok daha iyiler. Zannediyorum jüri üyelerimiz de öyle düşünüyorlar. Puanlardan da belli. Gecenin en yüksek puanı tüm jüri üyelerimizden oy birliğiyle 10 ortalama aldı. Murat, tebrik ediyoruz bir kez daha. Devam edeceğiz birbirinden güzel eserlerle. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.